Şu klimayı kapatalım mı abi? Abilerim, iyi akşamlar. Şimdi dersimizin konusu 10. söz. Önce kendimi biraz tanıtayım. Ben uzun süre felsefeyle ilgilendim. Matematikle, amatör olarak. Şimdi de muhasebe işindeyim. Ve 2-3 sene oldu Risale'lerle tanışalım. Epey bir Murat abi sağ olsun. Vakit harcadık, vakit mesai verdik bunlara. Şimdi de dilimiz döndüğü kadarıyla, kusuruma bakmayın artık bazı şeylerde eksiklik olursa. Abi şey miydiniz biraz, yani böyle bayağı bir felsefe mi düşünüyordunuz eskiden? Felsefe tarafındaydık daha çok. Evet. Allah'ın varlığını felsefi noktasından hani ispat etmeye de çalıştım ama bu Risale'deki kavramların çoğunu felsefe üzerinden bir tur geçtiğimi fark ettim okuduktan sonra. Ama elinizde bir bu tarz bir kaynak olmayınca, özellikle nokta-i istinad olmayınca, yani Allah'ın varlığını elinizde sabit bir referans noktanız olmayınca yapabilecekleriniz çok sınırlı. Çok yüksek mesai harcamanız lazım. Şimdi şeyde de geçecek. Gerçekten 10 sene, o gecelerce düşünmüşüm bir konuyu, notlar almışım, bir satır. Ben bunu bir sene düşündüm. Bir sene ben orayı araştırdım, oradan oraya bak, buradan buraya bak. Tamam, aynısı yazıyor burada. Ben ne yaptım o zaman? Şimdi felsefedeki şeylerin çoğu yanlış olduğundan değil. Doğru ama hani yerleştiremiyorsun, üst üste koymuyorsun. Malzemeler doğru ama yemek yapacaksın, yemek yapacaksın. Yani biz de evrime inanıyoruz ama bir evren çevrene inanıyoruz biz. Yani illaki şimdi evrim meselesi uzun bir mesele. Yani. Ha, misalen uzun bir mesele. Evrim biyolojik bir hadise. Bunu felsefeye çekmenin bir, onu oraya dayanarak, evrime dayanarak bir felsefi çıkarım yapmanın, Allah vardır, yoktur demenin buradan bir manası yok yani. Çıkarımların olmadı orada. Şimdi konumuz 10. söz, Haşir bahsi. Orada 12 tane hakikat var. 12 suret, arkasında 12 hakikat var. Biz buradan 9. hakikati yapacağız. 9. hakikat çok diğerlerinden ayrılan özellikleri var. Hepsi gerçi birbirine şeyi. Şimdi Murat abi bunu bana ilk verdiğinde ya dedim, Umut 9. hakikati çalışacaksın dedi. Ben 2. şuayı elimde, 2. şua ile ilgili kendi felsefi malzemelerim var. Ben buradan dedim, 2. şuayı yapalım abi, 2. şuayı yapalım. Hayır dedi, 9. hakikati yapacaksın. Allah okuyor, pek bir şey yok gibi ama hani basit bir şey bu sanki yani falan. İlk etapta çok şey yapamıyorsun. Sonra bir Murat abinin bir bildiği vardır. Bir hafta okudum Murat abiye gittim. Murat abi 9'u yapacaksın orada. Tamam abi. Ben bir 8'i okuyayım. Bir ama 8'i okuyunca onun bir karışıyor işler sanki. O kalem kağıdı falan bir onu okuyayım. O iş çok karıştı. Şimdi sunabilecek miyim, takdim edebilecek miyim, o kadar yani. Şimdi iki ana, ben felsefe canibinden geldiğim için, felsefe tarafından geldiğim için iki ana şeye çok önem veriyorum Risale-i Nur'un düsturlarından. Birincisi üstadın örneği bu. Yüz kapılı bir saray olsa, bu örneği üstad veriyor. Yüz kapılı bir saray olsa, yüz kapının sadece birisi açık olsa, o saraya girilir diyor. Ve muhafazası olmasa, o saraya girilir diyor. Yani bir kapının açık olması, kapalı olan kapıların kapalı olma hükmünü ortadan kaldırıyor. Kapıları açmıyor. Kapılar hala kapalı. Kapılar kapalı kalmaya devam ediyor. Ama açık kapı, kapalıların hükmünü, seni dışarıda bırakma hükmünü ortadan kaldırıyor. Bu çok kritik bir yönel. Yani çok kritik bir şey bu. Bunu herkes kulağına bir küpe yapacak. Çünkü ateist caniplerden, yani diğer taraftan sorular geldiğinde benim çok sorun var diyor adam mesela. Abi çok sorunun olması önemli. Ben birisine cevap verdim ve bitti. Ben bir kapıyı açarsam iş biter. Senin 50 tane sorun varmış. 500 tane sorun varmış.
Geç bunları. Ben içeri girdim. İçeri, bir tanesini açtın mı sen içeri girebilirsin artık. Benim takdim ettiğim derste de, diğer arkadaşların derslerinde de bunu mutlaka bulunduracağız. Ya ben bu dersi çok anlamadım. Ya bir yeri anladın mı? Artık senin alman gereken, istifade edebilirsin, oradan girersin. Girdikten sonra tekrar sorgula. Kapıları kapalı görüyorsan tekrar sorgulamaya devam et. Ama bir kapı açıldı. Şimdi bu derste Murat abinin dersin, Hasan abinin dersinde bir kapıyı açabilirsen, sen de açabilirsen Allah bereket versin o kapıdan gireceğiz. Birincisi. İkincisi de bunu bir kenara koyacağız. Bunu ben şuraya yazayım. Yüz kapılı saray diye. Bu mutlaka bulunacak. Bunu düşüneceğiz. İkincisi de İlmel Yakin, Aynel Yakin, Hakkel Yakin mevzusu. Gene Risale'nin Kur'an üzerinden çıkardığı mesele. Şimdi bir bilgi insana üç şekilde yakınlıkta bulunuyor. İlmel Yakin, bildiğimiz bilgiler. Aynel Yakin, gördüğümüz bilgiler. Basitçe anlatıyorum, biraz geniş bir konu. Hızlıca geçeceğim. Hakkel Yakin, artık bilginin içinde olduğumuz şeyler. Ben bunu suyun kaldırma kuvvetiyle örnekliyorum. Şimdi suyun kaldırma kuvveti var mı? Bak ben buradaki söyledim, herkes dedi ki evet suyun kaldırma kuvveti var. Selamünaleyküm. İlmel Yakin mi? İlmel Yakin. Suyun kaldırma kuvvetinde herkes İlmel Yakin artık. Bir su dolu bir şey koydum, içine pimpon top attım, bir şey attım, suyun üstünde kaldı. Gördünüz ya da sizi bir denize götürdüm. Bakın gemiler var. Gördünüz. Gemi yüzüyor, tamam. Demek ki suyun kaldırma kuvveti var. Bilgi değişti mi? Bilgi aynı bilgi. Bilgi suyun kaldırma kuvvetiydi. Ben zaten söylemiştim. Zaten söyledim, zaten biliyorsun. Orada gördün. Aynen lekine geçtin. Bilgi değişmedi. Burada çok büyük bir kopukluk var. Yani insanlar burada bir sıkıntı yaşıyorlar gibi geliyor. Ben onu zaten biliyorum diyor. Abi bir dakika. Ben bilmiyorsun değil mi? Ama bir dakika belki ben aynen lekine çıkaracağım. Belki hakikaten lekine. Çıkacağız, beraber çıkacağız. Tek başına hani evet ya ben onu biliyorum deyip geçmenin bir manası yok. Bildiğin şey dedi ben evet. Ben 3-5 senedir bu işin okuyoruz. Ben yeni bir şey öğrenmedim doğrusu. Biz hepsini zaten biliyorum. Tohumdan ağaç bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ama bakamamışız işte. Buradaki meselelerin çoğu çok basit zaten. Ama bakamamışız. Üstad zaten böyle çok böyle fantastik, hani agresif muhakemeler yok. Bildiğin basit şeyler var. Ama üst üste koyamıyorsun. Kendi başına kaldı mı koyamıyorsun üst üste. Hakkel Yakin'de de sizin yani hep beraber gittiğimizi hepimizin suya girdiğini düşünelim. Yani suyun kaldırma kuvveti bilgisi bizi yüzdürür mü? Yüzdürmez. Tam tersi boğabilir. Ben biliyordum suyun kaldırma kuvveti olduğunu. Niye bu oldu? Çünkü bilgi sende Hakkel Yakin değil. Hakkel Yakin başka bir tarz. İşin Hakkel Yakin'in en önemli noktası da şu. Hakkel Yakin'e maalesef herkes sadece kendisi çıkabilir. Ben seni Hakkel Yakin'e çıkaramam. Ben sana yüzmeyi öğretemediğim gibi. Yüzmeyi öğretirim. Bir yerde sen kulaç atacaksın abi. Ben sana kulaç attıramam. Ben sana bisiklet sürmeyi öğrettim. Bir yerden sonra yani sende kalacak. Hakkel Yakin'e çıkmak istediğinde marşa sen basacaksın artık. Ben seni en fazla Aynel Yakin'e getiririm. Oradan da iktiririm belki. Sen Hakkel Yakin'e geçtin, geçemedin sen bilirsin. Şimdi bu İlmel Yakin, Aynel Yakin, Hakkel Yakin mevzusunu da ikinci olarak aklımıza tutacağız. İlmel Yakin, İlmel Yakin. Şu ikisi aklımıza tutacağız kesin. Bunlar sabit. Şimdi Haşir, 10. söz Haşir bahsi bizim tekrar dirilişte, ahiretle ilgili 12 tane hakikat var dedik. Bu hakikatlerin içinde mesela birinci, ikinci hakikat, üçüncü hakikat. Hakikatler arasında farklılıklar var. Birinci hakikatten 12. hakikate kadar iman sıkıntısı yani birinci hakikat en yüksek imanı en yüksek kişiye bakıyor. Yavaş yavaş iman sallana 8'e kadar geliyor. 8. hakikatte imanın artık sallanan kişiye geliyor. 8. hakikatin sonunda ey münkir diyor. Artık 8. hakikati de kavramadıysan 8. hakikat vaat. Allah'ın bir vaadi var. Hiçbir şeyi anlamadıysan da Allah'ın vaadi var. Yani ilk 7 hakikati anlamadığını varsayalım. Allah'ın vaadi var mı?
var. Sen vaadi inkar edersen Allah'ı inkar etmiş olursun bu. Yani Allah'ı inkar etmiş olsun biraz daha ağır bir şey oldu ama hani sayılabilir. İman çizgisinde sallanıyorsun demek. Artık sallandın 9'a geçtin. İman çizgisinde sallandın 9. hakikate geçtin. 9. hakikate yani artık 9. hakikatin muhatabı iman çizgisinde sıkıntıları olan kişi. Ana muhatap. O yüzden hepsine mesela bab-ı vaat ve vaittir. Hepsinin bir Allah'ın Allah'ın bir ismine, iki ismine bakıyor. Burada ölüm ve hayatlanma ve ölüme bakıyor. Yani ölüm ve hayat için imana gerek yok. İmana gerek var. En kafiri tut. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Hayatta mısın? Hayatta mı? Çok basit yani. Şimdi buradaki mesele de ölüm ve hayatlanma. Yani imana gerektirmeyen bir hadise. İmanın olmadığı bir hadise. Şimdi bu mesele önce hiç mümkün müdür ki diyerek başlıyor. Bütün hakikatler hiç mümkün müdür ki diye başlıyor. Bizim konumuz hiç mümkün müdür ki? Sadece bu cümleyi anlamaya çalışacağız. Acaba mümkün mü? Haşir acaba mümkün mü? Devamı çok olmasına rağmen ben bu olayın üzerinden gideceğim. Şimdi hepimizin hayat tecrübelerinden gelen bir imkan dairesi var. Hepimizin bir imkan dairesi var. Sen diyorsun ki bunun imkanı var, bunun yok. O imkan dairesini buraya çiziyorum. Bir daire çizdim, bu daire imkan dairesi. İmkan, imkanı olan şeylere mümkün deniyor. Hiç mümkün müdür ki dedim. Yani imkan dairesinin içinde mi acaba bu mesele? Mümkün, imkan ve mekan. Mekan buranın adı da olduğu gibi. Mekanlaştırabildiğimiz her şey imkan dahilindedir, yani mümkündür. Mekan, mümkünatın olduğu yerdir. Şu mesela, ben çok iyi yüzme biliyorum. Sen de çok iyi yüzme biliyorsun. İkimiz de çok iyi yüzme biliyoruz. Bu, nasıl kanıtlayacağız bunu? Ben burada sana yüzmeyi nasıl kanıtlayacağım? Abi yüzecek bir yer lazım. Orası benim bu iddiamın mekanıdır. Çok iyi tırmanıyorum. Sen de çok iyi tırmanıyorsun. Sen çok iyi tırmanıyorsun. Nasıl tırmanacağım? Nasıl bir iddiamızı ortaya koyacağım? Tırmanacak bir şey lazım. Orası mekandır. Ben çok akıllı olduğumu iddia ediyor. Çok iyi hesap yaparım diyor. Sen diyorsun gel ben hesap yaparım. O zaman matematik benim bu iddiamın mekanıdır. Bu mekanlar toplanır, bir imkan dairesi olur. Mesela ben çok iyiyim. Nerede mekan? Bir kötü bir şey, kötüye benzer bir şey olacak, ben düzelteceğim, iyi olduğunu söyleyeyim. Karşıdan karşıya geçemeyen bir kadın olacak, ben karşının kadının kolundan tutup karşıya geçireceğim, ben iyi olacağım. Kadın olmazsa, karşıdan karşıya geçemeyecekse, herkes böyle zımba gibi olursa, ben nasıl iyi olacağım? Benim iyiliğimi göstereceğim mekan nerede? Mekan yok. Şimdi önce bizim bir mekana ihtiyacımız var. Anlamak için de bir mekana ihtiyacımız var. Herhangi bir şey yerleştirmek için de bir mekana ihtiyacımız var. Bu mekan illa böyle bir mekan olacak diye bir şey yok. Yani soyut ya da somut bir mekan indirgememiz lazım. O mekana imkan, o mekanda olanlara imkan, bu türede mümkün değil. Burada hiç mümkün müdür ki diyor. Acaba haşir mümkün müdür? Yani haşiri mekana indirgeyebilir miyiz? Şimdi buradan sonra yanlış bir, bilerek yanlış bir bakış yapacağım. O yanlış bakıştan doğruya gitmeye çalışacağız. Şimdi ben felsefe literatürüne az çok hakim olduğum için söylüyorum. Felsefe literatürüyle buraya bir gereklilik dairesi çiziyorum. Bu gereklilik. Buraya da bir olmuşlar dairesi çiziyorum. Bu da olmuşlar. Buraya mevcut. Buraya da vücut denilebilir ama şey olmasın, oradaki vücutla karışmasın diye gereklilik dedim. Şimdi imkan dairesi, gereklilik dairesi, olacaklar dairesi. Şimdi örnekleyelim bunu. Buradaki durumu örnekleyelim. Mesela kapıdan bir tüpçü girdi. Abi dedi sizin tüp bitti mi? Bizim tüp bitmedi abi. Sen tüpü herhalde karşıya getirdin ya da aşağıya getirdin tüpü. Tüp bizim tüpümüz değil. Dedim adam tamam birader dedi gitti. Şimdi böyle bir şey imkan dairesinde mi? İmkan dairesinde burada. Bu olabilir. Oldu mu? Henüz olmadı. Olsaydı buraya geçerdi. Olacaklar dairesi. Olsaydı buraya geçerdi. Hem imkan dairesinde olurdu,
hem de mümkün dairesinde olur. Matematikteki meşhur kümeler mevzusu. Bir şey imkan dairesindedir. Mesela ben milli piyango oynadım. Bana para çıktı. Ya da çıkmadı. Ama oynadım. Ben diyorum ki bana para lazım. Çok para lazım. Çok güzel olur şimdi. 100 bin lira çok güzel olur. Diyorum ki gerekli. Ben kendim söyledim gerekli olduğunu. İmkan dairesinde de var. O zaman gereklilik böyle. Burada. İmkan dairesinde ve bana gerekli. Ben meseleleri bu şekilde tasnif ediyorum. Felsefede. Bunu felsefe yapıyorum. Yani felsefe literatüründe olacak diye bir şey yok. Bu metot, felsefenin metodu. Mesela Hazreti İbrahim'in ateşe atılması. İmkan dairesinde mi? Görünüşe göre değil. Gerekli mi? Gerekli. Oldu mu? Oldu. O zaman burada. Bu kısım mucizeler kısmı zaten. İmkan dairesinin dışı burası. Bir de gereklilik dairesi var. Gereklilik dairesi. Çünkü biz bu vehmi bir şey çizim. Böyle bir şey aslında yok. Ama biz maalesef biz olaylara bakarken bu şekilde bakıyoruz. Ya çok gerekliydi, olmadı. Ya da oldu. Adam düştü, ölmedi. Adam düştü, ölmedi. Nasıl? İmkan dairesinin dışında. Gerekliydi, oldu. Burada. Ya da adam düştü, ölmedi. Yani keşke ölseydi falan. Burada. Yani neredeyiz? Şimdi biz olayları bu şekilde tasnif ediyoruz ama aslında böyle bir tasnif yok. Sadece burası var. Bir şey gerekliyse olur. Ya da şurayı da alabiliriz. İmkan dairesinin dışında olsa da olur, gerekliyse. Çünkü burası Allah'ın Hakim ismine bakıyor. Hikmetle yaratıyor. Yaratılan hiçbir şey, yani mevcuttaki hiçbir şey gereksiz olamaz. Gereklilik dairesinin mutlaka kesişmesi lazım. Aslında olduğunda da imkan dairesi genişlemiş oluyor. Bir şey olmayan bir şey olduğunda imkan dairesi genişlemiş oluyor. Üstad burada bizim imkan dairemizi genişletmeye çalışıyor. Bizim imkan dairemiz dar. Biz bazı şeyleri olabilir ya da olamaz gözüyle bakıyoruz. Ama imkan dairemizi genişletmeye çalışıyor. 12 hakikatte de sürekli olarak hiç mümkün müdür ki? Hiç sürekli imkan dairenizi bir açın. Etrafta bu mümkündür, bu değildir, bu imkan dairenizi bir açın. Yani normalde haşir imkan dairesinde değil mi? Haşir imkan dairesinde. Haşir aslında burada. Aslında olan her şey burada. Olan her şey burada. Çok ender birkaç tanesi imkan dairesinin dışında olmakla beraber olur. Aynı anda da gerekli tabii. Ama haşir de dediğim gibi burada. Aslında bunun dışında bir şey de yok. Yani bu dediğim gibi vehmi bir şey. Bu bizim kendimizin tasnif ettiği fermanı. Şimdi buradan yerinden okuyacağım burayı. Ondan önce de İlim irade kudretten bahsedeceğim. Şimdi bir şeyin vücuda gelebilmesi için üç ana şeyin olması lazım ve üç şeyin olması yeterli. Hem lazım hem yeterli. Buna gerek yeter koşulu deniyor. Üç şey oldu mu bir şey olur. O üç şeyin olması o şeyin olması için yeterlidir. Dördüncü bir şey artık gerek yok. Birincisi ilim, irade, kudret. Bunu şöyle açıklayacağım. Ben İlyas abi diyeyim. Ortada da bir yemek yapalım. Ben İlyas abiye bir yemek vereceğim. Ya da herhangi bir şey vereceğim. Neler, hangi yemekleri biliyor? Mantıyı biliyor. Yaprak sarma biliyorum, dolma biliyorum. Ne yapayım dedim. Bildiklerim bunlar. Bunlar benim ilmim. Bu üç yemeği yapmayı biliyorum. Bu yemeği İlmimi koydum. Dedim ki yaprak sarması yapayım, mantımı yapayım, yoksa dolma mı yapayım? Dedim ki dolma yapayım. Dolma. Dolma benim iradem. Ben ilmimin içinden dolmayı irade ettim. Dolmanın malzemeleri nerede? Orada. Var mı malzemeler, tam mı? Tam. Yeterli zamanım var mı? Zaman da bir parametre çünkü. Yeterli zamanım var mı? Zamanım da var. Her şey var. Ocak var, tencere var, her şey var. O zaman tamam. Bu da kudrete giriyor. Bütün malzemeler, zaman dahil her şey kudrete giriyor. Kudretim de var. İrademi de koydum, dolma yapacağım dedim. Artık dolma oldu. Dolma oldu. Dolmanın olması için dördüncü bir şeye gerek yok. Bu her şey için böyle bir geçerli. Masa, sandalye, Allah'ın yarattığı, bizim yarattığımızı sandığımız, masayı biz yaptığımızı sanıyoruz.
her şey için geçerli. İlim irade kudret bir şeyde tecelli ettiği an o şey vücuda gelir. O şey olur. Şimdi burada 9. hakikatte bir örnek var. Ben örneği okuyacağım hızlıca. Çok uzatmadan. Bu örnekle haşrin imkan dairesinde olup olmadığını anlayacağız. Ve benim az önce bir tüpçü örneği verdim. Tüpçü örneğinin ne kadar dandik bir örnek olduğunu anlayacağız. Çünkü ben bir örnek verdim, bir de üstad örnek veriyor. Aradaki farka bakın ya. Diyor ki, acaba muciz numa bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfada karıştırmaksızın, galatsız, seyifsiz, noksansız, hepsini beraber gayet güzel surette, bir saatte yazarsa, biri sana dese şu katip, kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz, inanmam, yapamaz, imkan dairesini ya yapamaz diyorsun, yapmaz demiyorsun, yapmaz dersen iradesine söylersin, yapamaz diyorsan o iradesine, kudretine söylüyorsun. Şimdi burada söylediği şey şu, bir tane katip bulunacak, böyle katip ben olayım, misalim, benim 300 bin tane kitabım var. Bir sayfaya 300 bin kitabı yazabiliyorum. O kadar kabiliyetim var. Bir sayfaya 300 bin kitabı bir saatte yazıyorum evde. Şimdi sen bana diyeceksin ki benim kendi yazdığım kitabı bir dakikada yazabilir misin? Bir tane kitabı bir sayfaya bir dakikada yazabilir misin? Baba ben zaten benim yazdıklarım ortada yani. Ben 300 bin kitabı bir sayfaya yazıyorum. Bir sayfaya yazıyorum bir saatte. Kendi kitabımı bir dakikada yazamaz mıyım ya? Şimdi bir tane katip, katibi koyduk. Katip ilme bakıyor. Benim ilmim yetmez mi? Yeter. Ben 300 bin kitabı yazıyorum, ben bunu biliyorum. Şimdi bu bizim imkan dairemizi zorluyor. Bu mesele bizim imkan dairemizi zorluyor. İkinci mesele, ikinci örnek. Geleceğim tekrar. Veyahut bir sultanı müjdekar bulunsa, kendi iktidarını göstermek ve ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde, sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış. O zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş. Geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirleri yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz, veya kaldıramaz. Kudrete ve iradeye bak. Kadir-i Hakim burada. Kadir-i Rahim burada. Yani hem Rahim hem Kadir. Tek başına Kadir desen olmaz, tek başına Rahim desen olmaz. Hem kuvveti var hem de Rahim. Misafirleri yolda bırakmayacak. Şimdi burada bir de sultanımız var. Bu da kudrete bakıyor. Bir de veyahut bir zat bir önde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat boru sesiyle efradı istiradı için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizam altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. Şimdi bir zat var, bir komutan var. Ordu topluyor, ordu istiradı dağılıyor. İstiradı dağılan orduyu tek bir sesle toplar mı? Orduyu zaten kendisi yapmış. Bunun toplamasında bir problem mi var? İstirahate dağılanları topluyor. Tek toplanmış, dağılmış tekrar topluyor. Şimdi bu bizim haşrimize de benziyor. Bu da iradeye örnek. Ordu mesele, ordu örneği. Ben tahtayı biraz doğru kullanmıyorum, kusura bakmayın. Katip ilme, sultan kudrete, ordu iradeye bakıyor. Şimdi bu üçü yeterliyse, bu örneklerde üçünün yeterli olduğunu söylüyor. Katip yeterli. Katip yeterli, sultan yeterli, ordu yeterli. Bu üçü yeterliyse, ilim, irade, kudret yeterli olduğundan o şey artık tecelli eder. O şey artık imkan dairesinin içine girer. O şey artık. Peki o misalleri niye veriyor? Bu misalleri neden veriyor? Bu misallerin çok özel bir durumu var. Diğerlerinde böyle bir durum yok. Diğer örneklerde mesela tohumdan örnek veriyor. Mesela
gördüğümüz ağaçtan, yumurtadan örnekler veriliyor. Burada hiç olmayan şeylerden veriliyor. Bunlar normalde imkan dairesinin dışında, dikkat edin. Böyle bir katip yok, böyle bir sultan yok, fiilen yok. Böyle bir ordu da fiilen yok. Yani bu üç imkan dairesinin dışında. Ben sultanın verdiği yönünü anlamadım yani. Sultan ne yapıyor? Sultan, onu anlatayım. Bir sultan var, mucizeleri var, dağları kaldırıyor. Yani mesela zelzeleye örnek, yani depreme örnek. Denizler, karaları oynatıyor. Böyle mucizeler yapıyor. Hani, yani çok yüksek şeyler yapıyor. Aynı sultan, bir taş dereye yuvarlanmış, misafirleri gelemiyor. Davet ettiği misafirler gelemiyor. Şimdi dağları, zevk için dağları oynatan, yani işte örneğe göre, böyle gezinti için, tenezzüz için, gezinti için dağları oynatan bir sultan, davet ettiği misafirleri, önünde bir taş var diye o taşı kaldırmaz mı? O taşı daha sonra dünyaya misal veriyor. Yani dünyayı kaldıracak şeklinde söylüyor. O sultan, dünya taşını misafirleri gelsin diye kaldıracak. Yani örneğin müminleri cennete davet ediyor. Davet, ama biz davetliyiz. Böyle bir taş var o önde, bunu tekrardan kaldıramaz mı diyor. Tekrardan yani, kaldıramaz mı diyor. Daha fazlasını yapıyor. Dünyayı kaldıracak, önüne aşacak. Dünya engel, daha sonrasında dünya engel olduğu için yok edecek. Yok edecek yani. Buradaki örnekteki verdiği, çağıracak, davetlilerin önünü kesiyor çünkü. Yani dağları çok rahat oynatan bir taşı kaldıramaz mı? Bir taşı kaldıramaz. Mevzu o yani. Bu kadar basit bir zoru yapan basiti yapamaz mı? Daha zorlarını zaten yapıyor. Üçünde de durum aynısı. Daha yani zorları zaten yapılıyor. Bir otobüs şoförünü düşünsek, bir otobüsü kullanırsa bu adama... Bu otobüs, başka bir otobüsü kullanır mısın sen? Kullanabilir misin demek gibi bir şey yani. Saçma. Zaten kralın da yapıyor, kraliçesini de yapıyor gibi. İşte şu üç temsili Fehmettin ise bak diyor. Bu üç temsil anlaşıldıysa... İlahi. Biz bu üçünü imkan dairesi içine almış oluyoruz. İmkan dairesinde ama henüz bizim kendi vehmimizde. Henüz gereklilik ve olacak dairesine girmedi. Üstadın ana amacı... Bunu üçüncü hakikatin haşiyesinde söylüyor. Hiç mümkün müdür ki çok önemli bir sır diyor. Aynen yerinden okuyor. Yani muhatabı imkan dairesine getiriyor değil mi? Akıldan uzak evet. Gördüğü için. Evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Hiç mümkün müdür ki çok mühim bir sırrı ifade ediyor. Benim anlatmaya çalıştığım mesele bu. İmkan dairesini alma. Şöyle ki eksel küfür ve delalet istibaptan ileri gelir. Yani akıl erdirememe, istibap akıl erdirememe. Akıl erdirememeden, imkan dairesinde bulamadan, ona mekan bulamadığı için bir şey söylüyorsun, ya şöyle oldu diyorsun, onu mekana indirgeyemediği için imkan dairesi dışında da görüyor. Ona inanamıyor bu sefer. Ama ben onu imkan dairesinin içine alırsam, benden kastım yani literatür, onu içine alırsam, İmkan dairesinin içerisine alırsa artık geriye gereklilik ve olacak kalıyor. Dokuzuncu hakikat ekseri imkan dairesi içine almaya çalışıyor. Gereklilik ve olacak ilk sekiz hakikatte anlatıldı. Ben kısaca burada da geçmiş, ben de anlatacağım. Şimdi imkan dairesine girdiğini varsayıyorum. Biz şimdi bunu imkan dairesine aldık. Nasıl? Daha fazlalarını yaptığını söyledik. 300 bin kitaptan kasıt 300 binli canlı. Şimdi her baharda, her bahar sayfasında, bir sayfa dediği sayfa o, bahar sayfasında. Her baharda 300 bin canlı tekrar yaratılıyor mu? Yaratılıyor. Biz bir türüz. Biz bir taneyiz. Bizden iki tane yani ikinci bir tür yok ki. Hani haşir insanlar ve kaplumbağalarla değil, sadece insanlar. Bir bildiğime göre, çok emin değilim, 110 milyar insan doğmuş. Bunun 103'ü şu an yaşıyor. 103'ü öldü, 7'si yaşıyor. 110 milyar, velev 40 daha da olsun. Velev 90 daha da olsun, 200 milyar insan. Haşir'de 200 milyar kişi oldu. Ya 200 milyar dediğin, sinek tayfesi ya da o küçük hayvanlar için, bitkiler için rakam değil. Ve bunlar baharda zaten oluyor. Bahar ayında zaten oluyor. Bu rakam zaten
bir abiye gidip gelen var mı diye sormuşlar. Abi de demiş ki geçen sene bizim dut ağacı geldi geldi. Gibi. Gibi. Şimdi imkan dairesini aldık. Neden? Neden imkan dairesini aldık? Daha fazlası zaten yapılıyor. Daha fazlası yapıldığı için imkan dairesi içinde bunlar olmuş zaten yani. Aslında mesela Hazreti İbrahim ateşe atılmış. Ateş bir pınar, ortasında bir pınar oluşmuş. Ne bileyim, yeşillikler oluşmuş. Ya şimdi sen diyorsun ki ateşten pınar oluşur mu ya, ortada yeşillik? Mantıklı mı ya bu? Mantıksız. Kardeşim şu an pınar var mı? Var. Nereden oluştu bu? Ateşten oluştu. E tamam, zaten olmuş işte. Zaten bu pınar dediğin şey, bu yusu dediğin şey zaten ateşten oldu. Orada da bu ateşten su olmuş. Pınar olmuş ya da ne olmuştu? E zaten olmuş bu olan. Bu zaten aslında imkan dairesinin içinde. İmkan dairesinin dışında bir şey olmuş olsa bile artık o imkan dairesinin içine girer. Olmuş yani. İmkan dairesi bitti. Mekanı, o mekan oluşmuş. Zemin oturmuş yani. Şimdi biz bunları imkan dairesinin içine aldık. Kah iktirerek aldık, burada iktirerek aldık. Diğer şeylerde bunu bu şekilde aldık. Yani imkan dairesinin dışında noktaladığımı imkan dairesini genişleterek aldı. 9. hakikate kadar. Ama 9. hakikatte artık adam genişletemiyor imkan dairesini. Yok, tefekkür etmiyor. Tahayyül, tasavvur, tahakkül, bu diman şeyleri. Adamın hayal gücü, tasavvur gücü çalışmadığından imkan dairesini genişletemiyor adam. O zaman üstad da 9. hakikatte adamın tarafına geçmiş. 3 tane örneği hayalden vermiş. Dışarıdan vermiş. O hayalden arkadan iktirmiş. Sen o zaman geri imkan dairesi. Bunlar zaten oluyor demiş. Halen girmiyorsun. Halen girmiyorsa 10. söz var. 10. hakikat var. Oradan sonrası iman da sallanmaya başlıyor yani. Şimdi imkan dairesine girdi. Girdikten sonra 8. hakikatte, bu 9. hakikatte. 8. hakikatte vaat meselesi var. Diyor ki Allah'ın bir vaadi var. İmkan dairesine soktu. Allah'ın bir vaadi var. Ben bunu yapacağım demiş. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Başka bir şey söylemeye gerek var. Şimdi ben desem ki yarın buraya bir otobüsle geleceğim. Var ya benim otobüsüm, o çocuğun otobüsü nerede olacak? Bu ne otobüsü? Geç bunları, ben vaat ettim mi? Ettim. Artık kendi kendimi gerekli kıl. Ben yarın gelmem lazım. Gelmezsem karakter, yani karakter problemim olur. Ya da aziyetim olur. İkisi de Allah'ta olmadığı için. Kendi kendini gerekli kılmış vaadiyle. Allah vaat ederek kendisini bu meseleye gerekli kılmış. Şimdi imkan dairesine girdi. Gereklilik dairesine de girdi. Gereklilik dairesine girdi de olacak mı? Olacak mı başka bir mesele? Olacak mı meselesi aslında çok güzel ve büyük bir mesele. Orayı yerinden okuyacağım. Daha bu şeye geçmişiz. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemali ittifakla şu meselenin esasında müttehittirler. Bu söylediğim cümle çok büyük bir teknoloji. Çok korkunç bir teknoloji. Gelirken de Murat abiyle konuştuk. Sadece bu cümleden bir şirket kursam, bakın sadece bu cümleden bir şirket kursam, değeri ne kadar olur? Şu an böyle bir şirket var ve değeri 600 milyar olur. Sadece bu cümleyle kurulmuş. Ve bunu onlarca çalışan, binlerce çalışan düşünememiş. Sadece bu cümleyi. Tekrar okuyorum. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttehittirler. Şimdi İslam'ın anlamlarını çoğunu bilmiyoruz ya orada okuduğumuz. Şimdi anlatacağım. Buraya bu cümleyi anlatacağım. Çok uzun olur o zaman ya. Şimdi İslam alimleri, İslam alimleri, İslam'ın içindeki herkes değil. İslam alimlerinden bahsediyor. Hatta onlar için şöyle söylüyor. Mevkice her biri nevi meşerin yıldızı. O kişiler için.
Bir taifenin gözü bir milletin azizidirler. Sıradan Müslümanlar değil, alimler. Bu alimler meşreplerinde, mezheplerinde ve mesleklerinde aynı fikirde değiller. Meslek kurmuş adam. Demiş ki namaz öyle kılınmaz, böyle kılınır. Namazda ittifak edememiş. İttihat edememiş. Aynı fikire ulaşamamış. Demiş ki zekat öyle verilmez, böyle verilir. Ya da hani onları, o tabirler yanlış tabirler de artık benim üslubum şey bu. Zekat oraya verir, hac böyle yapılmaz. Ya ittifak edememiş adam. Düşünebiliyor musun? İslam alimi. Aynı yola farklı yerlerden gitmiş. Ha, farklı yerlerden gitmiş ama senin kıldığın namazın demiş. Yani böyle ama ben biraz daha bacakları şöyle açayım, biraz şöyle koyayım. Ama haşirde o tek yolu mu? Ama haşirde ittihat etmişler. Demişler bunu. Allah'ım. Mezhepte namazda ittihat edememiş. Haşirde etmiş. Hiç haşirde ya bu böyle olmayacak. Ne cennette ne cehennem, böyle bir şey yok. 1400 yıldır gelen hiçbir İslam alimi bunu söylememiş. Ama namaz kılmayan Müslüman var ya. Aleviler mesela, misal veriyorum. Yani çok şeyleri bilmiyor mu oraları? Namaz gereksiz diyor. Adam Müslümanım ama namaz gereksiz diyor. Şimdi ama ahiret var diyor. Şimdi meşhur Google diye bir teknoloji firması var. Ben kuruluşundan itibaren bir yazılımcı olduğum için aşağı yukarı algoritmalarını da biliyorum. Şimdi Google'a girin, herhangi bir şey, bir kelime yazın. Mesela Jose Mourinho yazın. Artık Albert Einstein, neyse. Bir şey yazdınız. Enter dediniz, altta bir size uyarı verir. Der ki işte 30 milyon sayfada buldum bu kelimeyi. Yahoo da buluyordu. Ben daha önce Yahoo, AltaVista kullandım. AltaVista da buluyordu, Yahoo da buluyordu. Google ne yaptı? Google'un özelliği neydi? Olay neydi? Google bunu yaptı. Bu okuduğum şeyi yaptı. Hiç kimse ilk sayfaya neyi koyacağını çözemedi. 30 milyon sayfada hangisi başta? Bu 30 milyon sayfanın hangisi doğru? En çok. Isaac Newton yazdı. Evet Isaac Newton. Evet 30 milyon sayfada. Ama hangisi baba bunların? En iyisi hangisi? Kimse bunu çözemedi. Google'u bulan çocuk dedi ki en çok bağlantıyı hangi site alıyorsa ben bunları sayayım. Dedi ki A sitesi, Isaac Newton burada var. B sitesi burada da var. Bu ikisinde de var. Ben hangisini birinciye taşıyacağım? Ziyaret edilen en çok. Ziyaret edilene değil. Hayır, Google'da algoritma şu an değişti ama ziyaretle alakalı değil. B'den A'ya bir link var. Buradaki B'yi kuran, B sitesini kuran adam demiş ki Isaac Newton böyle yaptı, şurada doğdu, burada öldü, ayrıntı için buraya gidiyor. C sitesi demiş ki Isaac Newton şuradan doğdu, buradan öldü, buraya girin. Bu adam bunları ayrıca saydı. Buna da rank dediler. Bu bilgisayar terimi olabilir. Bu algoritmanın çözümü. Buna da rank dediler. Dedi yani bu Google bulan kişi. Ve A sitesi, B A sitesi çok fazla link alıyorsa bu site doğrudur dedi. Yani muhtelif kişiler ihtilafta olmalarına rağmen bunda ittihat ettilerse bu site doğrudur dedi. Aynı buradaki cümlenin birebir aynısı. Çok girmek değil, aynı konuda ittifak ettiler. İttifak ediyorlar. Burayı çok girmekle alakası yok. Algoritma şu an değişti. Yani şu an dediğim gibi 3-5 sene önce algoritmayı değiştirdiler. Ama ilk kurulduğunda yaklaşık 10-15 tane bu algoritmayla gitti. Şimdi ziyaret meselesi şu anda revanşta. Hani şu anda yazdığında durum farklı. Ama ilk kurulduğu anda çok bağlantı alıyorsa, dışarıdan çok bağlantı alıyorsa, diğer sitelerde, diğer sitelerden çok geçiyorsa bu site doğrudur. Ben ne bileyim abi, şimdi ben ne bileyimden kastım, Google'ın kendisi olarak konuşuyorum. Tamam burada 30 bin gösterdiği gibi ne bileyim hangisi doğru. Benim bunu bilme şansım yok, mümkün değil. O da zaten şey, mesela Google aslında hiçbir şey bilmez. Sadece her şeyin nerede olduğunu bilir. Isaac Newton burada, Albert Einstein burada. Mehmet Akif Ersoy burada. Ben ama Mehmet Akif Ersoy, ben bilmem abi Mehmet Akif Ersoy. Ben anlamam. Ama burada. Google'ın meselesi o yani. Ve bunu sadece bu cümleyle çözüyor. Hiç kimsenin aklına gelmedi. Milyar değer biçilemiyordu. Yahoo'ya, benim ya 15, ben yazılım okuduğum dönemlerde Yahoo'ya değer biçilemiyordu. Ama o adamların aklına bu cümle gelmedi. Ya bu hangisini başa taşıyalım? Parayı verene başa taşıyalım dediler. Onlar ilk parayı verene başa taşıdılar. Ya da başka şeyler yaptılar. Şimdi bu
bu anlattığımız ittihat etme meselesi de o kadar sağlam ki herkes olacak dediği için bu da olacak dairesinde. İmkan dairesine soktuk, gereklilik dairesine vaatle soktuk, olacaklar dairesine de ittihat, alinin ittihatıyla soktuk. Bu mesele, haşir meselesi artık burada. Bu haşir olacak abi. Ve o kadar ilginç bir şey söylüyor ki sonunda, elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat, daha görünür bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezaradır, mahşer ise beylerdir, harmandır, cennet, cehennem birer mahzendir. Evet. Yani Cenab-ı Hak gözümüzü içine sokmuş. Şimdi şeyi inkar etme şansın yok. Hiçbirimizin, yani o kadar İslam alemi, hiç kimse birbiriyle ittifak etmemiş. Hatta burada diyor ki, bu durum fen ve sanat içinde geçerlidir diyor. Yani bir fen düşün, matematik olsun. Mesela matematikte öyle meseleler var ki ittifak edememişler. Ya 2 artı 2 4 mesela. Hani biz öyle biliriz ilk bakışta. Bunlar nasıl ittifak edemezsin, nasıl iddia edemezsin? Edememiş adam. Hayır, bence o mesele öyle değil, böyle demiş. Ama o iki matematikçinin birleştiği şeyler, onlar sağlamdır. Burada aynısını söylüyor. İki kişi fen ve sanatta da olsa geçerlidir bu diyor. Bu İslam'a has bir durum değil. Mesela adam diyebilir ki, ben o 1400 kişinin, 1400 yılında gelen 10.000 kişinin hiçbirine inanmıyorum. İnanmamam bir şey değiştirmez abi. Bunlar muhtelif kişiler. Onlar, sen inanmasan da birbirlerine zıt olmalarına rağmen burada birleşmişler. Sen onların fikrine inanıp inanmamam bir şey değiştirmez. Abi ben tarih bölümünde okuyorum. Tarih bölümünde hocalar da İslam öncesi tarihi anlatıyorlar. İslam gelmeden önce de Türk, yani Türkler mesela bir haşire inanıyorlarmış. Yani İslam'dan gelen bir şey değil. Haşir, İslamlar öncekiler de diyor. Öncekiler de yani bir ittihat var zaten yani. Bir toplanma zaten var. Evet arkadaşlar. Toparlayabiliriz. Bir toparlayalım. Şimdi konumuz haşir bahsiydi. Haşir bahsinin daha çok imkan dairesini alabilmekti meselemiz. Yani bir mekanını oluşturabilmekti. Biz bunun mekanını oluşturabilmeye üstadın örnekleriyle bir de benim dandik Türkçe örneğiyle gittik. Bak benim dandik Türkçe örneğine bak. Benim Türkçe örneğim burada mıydı? Buradaydı. Yani bir Türkçü gelebilirdi. Abi siz tüpü siz mi söylediniz? Evet abi ben söyledim tüpü. Ya hayır biz söylemedik. Baba yanlış gelmişsin karşı taraf. Hadi eyvallah gitti. Adam gitti. Bu imkan dairesinde mi? İmkan dairesinde mi? Gerekli mi? Hayır değil. Oldu mu? Oldu. Burada. Baba bu benim imkan dairemi genişletti mi? Hayır genişletmedi. Ama buradaki örneğe bak. Bu örnekler diğer 8 hakikatte de aynı. Diğer örnekler benim imkan dairemi genişletiyor. Şimdi sen felsefenin örneği ne? Kıytırık benim örneğim ne? Onun örneği ne? Buradaki örnekleri diri tutamazsın. Bu örnekler öyle faraza ya bir katip varmış. Böyle okursan bu iş olmaz. Olmaz yani. Evet ya o bir katibi bulacaksın. Yani bir imkan dairesinde basacak, genişletecek, giydikçe genişler derler ya dar satıkta. Ya bizim imkan dairemiz dar. Biz onu giydikçe genişleteceğiz. Bu tarz örnekler değil. Çünkü bu 8, 12 hakikatteki bütün örnekler, hepsinde örnek yok, bazı olan örneklerde hep imkan dairesinin sınırlarında geziyor. Buralarda geziyor tam örnekler. Ulan bu imkanlı mı diyelim diyorsun, onu imkan dairesinin altında genişlemiş oluyor. İmkan daireni genişletmiş oluyorsun, kendi imkan daireni. Çünkü biz imkan dairesini olanaklara göre kurduk. Hani kendimiz kurduk bunları. Çocukluğumuzda, eğer bir Risale-i Nur ya da benzer bir felsefe yetişmediysen, tamam bu gerek, bu olur, bu olur, bu olur, bu olmaz. İmkan dairemiz o kadar da ki, mesela bir örnek daha, imkan dairesinden bir örnek daha vereyim. Taklitli bir imanda kalmış yani eskisi. Ne kadar dar olduğunu göstermek maksatlı. Belki uygun olabilir, olmuyor. Şimdi bir yılda 365 gün var. 10 yılda, 100 yılda 36 bin gün. 36.500 gün. Maksimum yaşasak 36.500 gün yaşarız. Bundan sonra hepimiz 150 yıl yaşasak 36.500 günümüz var. Yani yarın son günümüzün olma ihtimali 36.000'de bir. Yarın son günümüz olma ihtimali 36.000'de bir. Sayısal loto çıkma ihtimali 40 milyarda bir. Adam koşa koşa sayısal loto alıyor.
Ulan 40 milyarda bir bonusuna çıkma ihtimaliyle senin yok. Ölme ihtimali arasında milyonlar var. Arada 1 milyon kat var. Ha gene git sayısal lotu al. Ama de ki kardeşim bunun çıkma ihtimaliyle benim ölme ihtimalim arasında 1 milyon kat var. Bunu de. Ama imkan dairemiz, bizim imkan dairemiz, ulan ne çıkarsa? Ya çıkarsa? Ya çıkarsa da? Ya ölürsen baba? Ya ölürsen 1 milyon kat abi. Daha çok korkması gerekiyor. Daha çok çok korkman lazım. Hiçbir vehim yok adamda. Sıfır vehim. Sen cumartesi görme, cumartesi 4 gün var. 4 gün varsa 36 bin, 9 bin, 9 binde bir eder. Senin cumartesi görme ihtimalin 9 binde bir zaten. Sen Artı sadece kendine de bakma. Aynı 36 binde bir çocuğun için geçerli. Eşin için geçerli. Anne baba sayarsan bu bir hafta içinde bir yakınını kaybetme ihtimalin neredeyse binde bir. Hepimiz için geçerli. Binde biri bir ihtimalle bu hafta içinde bir yakınımızı kaybedeceğiz. Ha. Baba sayısal otur. Ceylan gelmiş ilk ayakta. Baba Ceylan nereye geldi? Ya. Şimdi toparlıyoruz son olarak. Meseleyi imkan dairesinin içine aldık. Allah vaat ettiği için gereklilik dairesine aldık. Hem İslam alimleri ittihat ettiği için olacaklar mevcut dairesine aldık. Teknik olarak böyle bir daire, böyle bir yapılanma yok. Biz bunu kendimiz maalesef bu şekilde.